Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. 10 Temmuz çarşamba günündeyiz. Günleri şaşırdım, affedersiniz. İlk etapta gelin bakalım öne çıkanlarda neler var haftanın ortası itibariyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı uluslararası piyasalardan yılın 3. borçlanmasını tamamladı. İhraç tutarının toplamda 1,75 milyar dolar olduğu da bildirildi. Bu tahvil ihracı ile birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu. Sanayi üretimi 2 ayın ardından yeniden aylık bazda büyüme gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,7 arttı. Verilere göre yıllık olarak ise %0,1'lik düşüş görüldü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın %3,8 olacağı yönündeydi. Yıllık olarak da beklenti %2,6 artış olarak belirlenmişti. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı Mayıs'ta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %50 oldu. 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %15 oldu. Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşu Moody's, Fransa'daki seçim sonuçlarının ülkenin kredi notu üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu bildirdi. Fransa'da Yeni Halk Cephesi'nin galibiyetinin ardından kurulacak bir büyük koalisyonun karar alma ve borç azaltma görevini daha da zorlaştıracağı belirtildi. Bakalım öyle mi olacak? Siyasetle ilgili gelişmeler, özellikle toplumsal anlamdaki konular, gördüğünüz üzere piyasalarla ilgili de değerlendirmeleri oldukça etkiler vaziyette. Bakalım haritamıza nasıl bir görünüm var şu anda işlem gören piyasalarda. Burada hazır konu Fransa'dan açılmışken %0,68'lik yukarı yöndeki değişimiyle çok kısıtlı da olsa diğer ana endekslerden bir miktar daha olumlu ayrıştığını söyleyebiliyoruz. Kakara'nın DAX'ta %0,67'lik, FTSE'de de %0,63'lük yukarı yönde bir değişim var. Avrupa'nın özellikle batısı bugün yemyeşil, gördüğünüz üzere. Genel olarak Avrupa piyasalarında şurada %1,5'un üzerine yukarı yöndeki değişimiyle Portekiz borsasını da görüyoruz pozitif. Doğu'ya gittiğimizde ise bir yıl içerisinde özellikle yine siyasi gündemlerle inişleriyle çıkışlarına şahit olduğumuz Polonya borsasını görüyoruz. Yukarıda Riga'yı görüyoruz olumsuz ayrışan, ama Avrupa'da görünüm genel olarak olumlu. Biz içeride 10.900'ün üzerini, 10.900'ü kırmayı konuşurken önce 10.800 sonra 10.700'ün de altını konuşur haldeyiz. Bu noktada bugün şu an itibariyle 10.763 puandayız %0,31'lik gerilemeyle. Endeksler bazında en negatif ayrışan bankacılık endeksi %1,5'a yakın ve an itibariyle 65 milyar TL'lik bir hacim var. Borsa İstanbul'u BIST 100 endeksinde şöyle bir kabaca akıllı para medyanı alsak onun bir miktar üzerinde, bakalım kapanıştaki puan ve hacim nasıl olacak. Dolar TL'de 32.87'nin üzerindeyiz. 1.08'in üstündeki Euro Dolar paritesinin buradaki yansımasıyla Euro TL'de 35.62 seviyesi üzerindeyiz ve 2380 dolara yakın sayan ons altınla gram altın 2500 TL'nin üzerinde. Gümüş de 31 doların üzerinde. Dolayısıyla gram gümüşte de 30 TL üzerindeki tablo tekrar karşımızda. 2 yıllık gösterge tahvilimiz %40 seviyesinin altına gelmişti. Bugün %40,19 seviyesinde. 10 yıllıklarda %27,75'i görüyorum. CDS'imiz 260'larda. Buna ilişkin özellikle kısa ve orta vadede bakalım bu seviyenin altına belirgin biçimde inebilecek miyiz yılın ikinci yarısı? Bu anlamda en azından beklediğimiz bir görünüm açısından bizim için belirleyici olacak. Bitcoin'de 58.500 doların bir miktar altındayız. Bugün bir miktar pozitif günlük değişimde Bitcoin. Brent petrol 85 doların gerisine geldi. WTI'da da 81,35 dolardayız. ABD 10 yıllıkları %4,30 seviyesinin altında, %4,27'lerde. Spot dolar endeksi 105'in bir miktar üzerinde diyerek toparlamamızı yapalım günün öne çıkanlarıyla beraber. Kısa bir araya gidelim, baştan soluklanalım bugün. Çünkü aranın ardından Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş olacak. Gelişmeleri konuşacağız, borsayı konuşacağız. Bekleriz. Akıllı Para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Ata Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş'la beraberiz şimdi. Cemal Bey, hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz beni?
Sesiniz kapalı Cemal Bey. Pardon. Estağfurullah. İyi yayınlar diliyorum tekrar Çağlar. Teşekkür ederim. Şimdi bol bol performans, ucuz muyuz, pahalı mıyız bunları konuşacağız ama yani özellikle Avrupa Merkez Bankası Fed'in mesela başta St. Louis Fed çok yapardı. 2021'de biz arz şoklarını ve bilhassa maliyet tarafındaki Türkiye'de de aslında üfenin uzun süre tüfenin üzerinde kaldığı dönemlerde ben kanala geleli kabaca 3 yıl olacak. Ben 3 yıldır o makaleleri hiç atlamadan bu işin içerisinde karlılık, enflasyon rol oynuyor mu diye anlatmaya çalışıyordum. Konuklarımıza soruyordum ekran yüzü olduğundan beri. Size samimiyetle bugün ilk sorum şu olacak. Borsa İstanbul'da siz yıllardır belki hiç hatırınızdan çıkmayan dönemler vardır. Mukayeseli olarak da yanıt verebilirsiniz. Bu enflasyonu konuştuğumuz süreç içerisinde karlılık tarafında enflasyona etki edebilecek bir seyir gözlemlediniz mi? Enflasyonla yani karlılıkla enflasyon ilişkisi açısından soruyorsun herhalde. Tabii, evet. Soruyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kere enflasyon ne yazık ki bir yanılgı. Onu görüyoruz. Ama bir taraftan da realite. Şimdi biz enflasyon işte muhasebesini tartıştığımız dönemleri, geçmiş dönemleri düşünüyorum. Şimdi 2000'li yıllarda biliyorsun 2001'de zaten büyük bir kriz ve bütün defterler yeniden yazıldı. Bankalar sıfırdan başladı aslında. Ve onun o süreçte baktığımızda birkaç yıl bir enflasyon muhasebesine girer gibi olduk. İşte o zamanlarda biz ilk başta dolar yapardık açıkçası. Dolar hedef koyardık. Hedef fiyatları, değerlemeleri. Çünkü TL gerçekten anlaşılmaz noktadaydı. Sonra yabancı yatırımcıların gelmesi istikrarla birlikte 2004'ler gibi, 5'ler gibi biz artık TL hedef koymaya biraz yadırgadık da TL hedefler koymaya başladık. Belki 2004-2005 belki o süreden sonraki dönemde. Sonra uzun süre zaten %50'nin altına inecek mi diyorduk yıllar sonra. Hikaye gibi, hayal gibi geliyordu. Onları da gördük. Sonra bir anda dejavu. Herhalde insan yaş aldıkça da hep yukarı gençken yukarıya doğru gideceğini düşünüyorsunuz ama hayat öyle olmuyor. Zikzaklar bu tamamen bir ters V'ye döndü. Şey olarak sentiment, enflasyon açısından ve şu anda tabii ilk etapta iyi kar ediyormuş gibi göründü şirketler ama şimdi tabii enflasyon muhasebesiyle bir de gerçekten büyük kargaşa var bana göre. Her şey birbirine karıştı ama biraz uzun bir cevap veriyor gibi oluyorum ama gerçekten her gün düşünüyoruz. İşte enflasyon muhasebesi bankalarda uygulamıyorsunuz mesela. Banka dışında uyguluyorsunuz. Ama realiteyi şunu söylemek isterim. Enflasyon insanlar arasındaki güveni azaltan bir şey. Her şeyin paranoyasını yaşıyoruz. İşte TÜİK şöyle, ENAG böyle diyor, şu diyor. Yani gerçekten bu kargaşalar biliyorsunuz ilişkilerde de öyledir. Size en çok yoran karşıdaki herkes arasındaki güvensizlik. O nedenle de karlılık açısından bakarsak şöyle bir şey olabiliyor. Fırsatçılık oluşabiliyor ne yazık ki her sektörde. Bunu geçmiş dönemde arz tarafında eksik rekabetten dolayı gördük. Ama ben enflasyonun açıkçası hiçbir faydasını gördüğümüzü zannediyorum. Sadece aldatma içerisinde kötü niyetli insanların daha da iyi iş yapmasını oluşturuyor. Yani bu şu anlamda söylüyorum. Gerçekten maliyetler çok yükseliyor ve insanlar arttırmak zorunda. Ama bu işte artık her şeyin birbirine karışması. Gerçekten mi böyle bir durum var? Yoksa eksik rekabetten dolayı daha mı yüksek satış yapılıyor? Aynı ürün Türkiye'de daha ucuz pahalıya satılırken sektör ismi vermeyeyim. Yurt dışındakinin 3 katına Türkiye'de satılıyor. Bu tabii ki arz taleple belirleniyor ama yani uzun lafın kısası enflasyonist ortamlarda geçici iyileşmeler oluyor. Ama biz enflasyonun gittiği ortamda gerçek verimliliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunu kur artışında da söyleyeceğim. Geçmiş yıllarda kur artışları bizi koruyordu ve ben açıkçası her zaman ihracatçı ve turizmci açısından sanki iyi bir şey yapıyormuşuz gibi geliyordu TL'nin değer kaybı. Şimdi biliyorum kızacaktır ihracatçılar ya da turizmciler. Ama şimdi de biz her seferinde geçici bir bahar yaşıyoruz. Enflasyonist bir şey oluşuyor aslında bir noktada. Ve biz sonra bunu enflasyon olarak ödüyoruz. O nedenle kurlar, enflasyon bunların istikrarı
gerçek performansı gösterir. O nedenle her zaman şunu söylemek lazım. Yani bir kere dua edelim 2026'ya kadar geçsin. 2026'ya kadar enflasyon muhasebesiyle de birlikteyiz. Bu her şeyde bir karmaşa yaratmasından dolayı ben açıkçası şirket karlarındaki şeyi de iyi olarak değerlendirmiyorum. Fakat enflasyon muhasebesinin gösterdiği kadar da kötü bir durum olmadığını da söyleyebilirim. Yani şirketlerin nakit akımını düşündüğümüzde. Ama cidden uzun zamandır bu kadar üçüncü dimension diye ya da boyutu düşünür hale gelmemiştik. Şimdi vergi usul kanunu var, işte Türkiye muhasebe standartları var. Ben anlatmaya başlarken bile yabancı yatırımcı duraklıyor, böyle dumura uğruyor. Ben kendi içerimde bunu 6 ay boyunca, 7 ay boyunca yaşadım. Şimdi herkes birbirine bir şey anlatıyor. Ama yine eski dönemlere döndük, onu söyleyeyim. Yani şirkete şu ilk soracağımız, işler nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? İlk duymamız gibi güveneceğiz o şirkete. Diğer türlü rakamları tabii ki soruyoruz, yapıyoruz ama o günlere döndük biraz enflasyon tarafından. Ama bizim şirketlerimiz çok daha antrenmanlı olduğu için açıkçası en azından son 1-2 yıldır o tarafta da umudumuz arttı. İnşallah bu enflasyon gerçek anlamda gittiği vakitte işte şirketler açısından da daha net göreceğiz genel resmi. Aldatmacaya sebep olan bir işte bu canavar ortadan çıkmış olacak. Tartışmalar azalacak. Ama şunu söyleyeyim ben size. Yani nacizane enflasyonla ilgili biz işte gıdayı falan takip ediyoruz. Geçmiş yıllarda ne yazık ki çok farklılıklar olmuş olabilir. Ben onu özellikle pandemi sonrası ama şimdiki enflasyon verilerinde ben aşağıdan yukarıya şirketlere baktığımda büyük farklılıklar görmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani gidip tabii ki her şeyi direkt hesaplamıyoruz. Her şeyi teker teker gidip rakam çıkarmıyoruz. Ama en azından nacizane 30 yıldır sektörleri takip eden bir analist olarak eskisi kadar yani TÜİK rakamlarını sorgulamıyorum. Dediğim gibi bu da bazılarının hoşuna gider, bazılarının hoşuna gitmez. Ama ben bütün objektifliğimle şirketleri takip eden olarak söylüyorum. Ama tabii ki eleştiriler olmalı. O eleştiriler de güzel aslında. Yani yeter ki çok belden aşağı olmasın. O olduğu sürece de belki de herkes daha kendine çeki düzen verecek. O taraftan da eleştirileri şey buluyorum. Ama şimdi ben daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Şu andaki istatistikleri. Tabii detaylar verirse daha iyi olur. Bak hep anlattığımız aslında biraz önce sorduğun soruya geliyor. Acaba hiç bu kadar konuşulmuş muydu? Bu kadar konu olmuş muydu? Evet, çok eskiden unutulmuştu hatta. Sonra ciddi bir iyileşme görüp sonra bu durumlara geldiğimiz için ikinci dalgadan sonra inşallah bizim genel kültürümüz daha iyi oturacak. Bu enflasyon verileri, şeffaflık ve ileriye dönük tutarlılık açısından. Yani aslında yanıtla ilgili detay arayan için kendi içerisinde kendi bakış açınızı son derece güzel ifade ettiniz. Yani soruyu sormamın sebebini de söyleyeyim. Yani burada arada bazen rol kapan ya da hiç bu konuyla ilgili bu tarz ifadeleri olmayan insanların bunu söylediğini görüyoruz ama şunun altını çizdiğiniz için de kendi adıma teşekkür ederim. Şeffaflıkla verileri açıklamakla mükellef olanın aslında analiz gibi bir şu anda işlevi de yok. Yani bir anda bu tarafla ilgili yükümlülük varken ya aslında bu tarafta bu da var diye söylemektense keşke Türkiye'de de bunu resmi kurumlar bakın bir de böyle yanı var diye St. Louis Fed gibi Avrupa Merkez Bankası gibi yazsaydı. Ben size hisselerin bilançolarında özellikle bu süreç içerisinde karlılık tarafından böyle bir gözleminiz oldu mu diye sormuştum. Ama siz konuşurken de aklıma şu geldi. Yani şirketlerin muhasebesi, denetimi vesairesi var. Bu noktada belki yıllar önce ben keşke şu kadar ücret alsam diyen asgari ücretli, memur, emekli, orta beyaz yakalı çalışan orta sınıf vesaire. Şimdi o maaşın belki iki katını alıyor, 1,5 katını alıyor. Ama sizin şirket ya da işte kişi gözüyle söylediğiniz perspektifte yetmiyor. Enflasyonu çıkarırken olan politikaları vesaireleri bence de sizin söylediğiniz gibi eleştirmek lazım. Ezbere de konuşmamak lazım. Neyse borsaya geçelim. Şimdi neden 10.900'ü aşıyor muyuz? Burada niye bu kadar zorlandık? Tekrar 11.000 konuşalım. Hadi kaldığımız yerden devam edelim derken önce 10.800 daha sonra 10.706. Hadi bugün ortası 10.750 olduk. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bu arada en son strateji raporumuzu 18 Ekim 2023'te yapmıştık.
Ondan sonra henüz daha büyük bir update yapmadık. Düşünün, normalde bu kadar uzamazdı bizim. Tabii ki birçok kurum yapıyor. Ama bizim hedef fiyatlarımız falan biraz şu anda şeyde geride kaldı. Bizim şu andaki, yani 18 Ekim 2023'te koyduğumuz hedef 11 binde. Şimdi oralara geldik ama tabii bizim gecikmeler olabiliyor. Hedef fiyatları belirleme açısından, fiyatlamaları şey yapmak açısından, yani tam oturtmak açısından. Burada tabii enflasyon muhasebesi gibi konular etkili. Şimdi gelecek olursak, şu anda rakamsal olarak yukarı potansiyeli bir kere mevduatın faizinin üzerinde olmalı. Hep diyoruz ya, biz şu anda değerlemelerimizi yaparken şunu ana senaryo olarak seçiyoruz. Diyoruz ki 3-4 ay daha belki faizler yüksek kalacak, enflasyon yüksek kalacak ama yıl sonuna doğru belki %40'lara ineceğini varsayıyoruz. Önümüzdeki yılda %25. Şimdi bu süreç içerisinde de enflasyondan hiç emin olmadığımız için öncelikle diyoruz ki biraz da iç talepte daralma, İhracat tarafının çok güçlü olmadığını gördüğümüz için ilk önce diyoruz, ilk başta gıda perakendeyi hep söylüyor. Bunu söylememizin sebebi en önemli ihtiyacımız yemek, içmek, barınak bunlar. Bunları kısmazsınız. İşte artık bu arada işte Türkcell'i söylüyoruz mesela. Neden? Türkcell Telekom, bunlar da sizin vazgeçilmez şeyleriniz, tüketiminiz haline geldi. O nedenle ana bakış açımız, bulunduğunuz sektörde bir kere hangi sektörde olursa olsun rekabetçi mi? Bunlara bakıyoruz ve biz rotasyondan geçtiğini düşünüyoruz piyasanın. Şimdi yılbaşından bu yana bakarsak bankalar ciddi performans gösterdi. Neden? Çünkü Türkiye'nin CDS'leri düştü. Aslında enflasyon muhasebesi uygulayıp uygulamaları çok bakılmadı. Ama artık ilk tepki oraya olumlu oldu. Şimdi bugünlerde acaba bankalar ne olacak? Bunun cevabını arıyoruz ama bankalar için piyasanın daraldığı ortamda falan çok da iyi kuramıyoruz. Yani daha büyümeler ki sıkılaştırmaya giderken buralarda çok şey göremiyoruz açıkçası. Biz o yüzden biraz bankacılık dışına odaklanıyoruz ve soruya cevap olarak şunu söyleyeyim. Bir süre daha rotasyon şeklinde çok geride kalmış şirketler oluyor. Bunlarda bir hareket olacağını düşünebiliriz. Ya da işte Türkiye'nin istikrarını oynayıp ama daha çok tüketimde yine işte bakıyoruz hangi şirketler oluyor. İşte Turkcell'i, işte Ülker'i, Coca-Cola'sı, Bimi gibi şirketler, şok marketler. Gerçi biz orada hala geride kalıp çok olumlu olduğumuz bir şirket. İşte Sabancı Holding. Bunlara bakarsanız yaptıkları işlerde, ya mesela Sabancı Holding bir miktar banka, bir miktar da sanayi olduğu için yatırımcılar geçiş sürecinde bunu tercih edeceklerdir diye biz de öyle tercih ediyoruz. İşte havacılıkta TAV'ı diyoruz çünkü artık onda biraz daha artık şey bardak dolu olmaya başladı diye düşünüyoruz. Otomotivde içeride dışarıda karlılıkta düşüş bekliyoruz ama Stellantis Türkiye Rekabet Kurulu'nu beklediğimiz için TOFAŞ'ta olumlu bakıyoruz. Aksa Enerji'yi yurt dışında işleri olduğu için bakıyoruz. Yani bu mesela illa emtia alacaksak şu anda mesela emtiaları hala cazip görmüyoruz. Tüpraş en fazla o tarafa koyuyoruz. Yani şöyle bakıyorum, bizim izlediğimiz yol şu. Diyoruz ki Türkiye istikrara doğru gidiyor. Endeks hedefini koymak zorlaşıyor ama bizim hedef fiyatlarımız revize olduktan sonra ben size söyleyebileceğim. Bu bir aylık süreç içerisinde onu düzeltmeye çalışıyoruz ki aslında gerçekten farklı bir tarafa doğru çekiyor olacağız olayı. Ona göre de endeksten çok rotasyon ve şeyle gidip hareket etmekte fayda var. Bir de önemli konu şunu ekleyeyim. Önümüzdeki 3 ay biraz sıkışıklık arttığı dönem olacaktır. Yani şu anlamda sıkışık. Bir iç talep gerilediği zaman hareketleri göreceğiz. İhracatta henüz bir sıçrama görmüyoruz. Emtia fiyatlarını aşağıda görüyoruz. Turizmden ne yazık ki çok iyi sinyaller almıyoruz açıkçası. Bizim dışarıdan gördüğümüz, keşke yetkililer bize iyiye gittiğine yönü bilgiler verse, o zaman daha mutlu olacağız. Ama oralarda bir destek olmadığı için ne oluyor yine? İlk başta vazgeçilmeyecek tüketimlerde olan şirketlerde olalım. Bu sıkıntılı dönemde birikim yaptıysak bu şirketlerde gidelim. Fakat Temmuz, Ağustos, Eylül geçip Eylül, Ekim'e bağlanırkenki süreçte ki o dönemde yabancı yatırımcı ziyaretleri de daha artacaktır. Tabii yıl içinde de oldu, geçen yılda da oldu. Bu geçiş sürecinde Eylül, Ekim gibi belki yeniden o döngüselleri düşünebileceğiz. Şu an için neden düşünmüyoruz derseniz, biz 12 ayın üzerinde 24 ay gibi bakıyor olsak
daha farklı o tarafı da söyleyebiliriz. Ama biz her zaman 6 aylık sürede değil, 1 yıl 2 yıla doğru bakarken ilk etapta 1 yıl olarak bakmakta fayda görüyoruz. Ama siz 2 yıl 3 yıllık bakıyorsanız gerçekten de şirketlerde, Türkiye'de borsada ciddi bir potansiyel, onu göreceğiz. Bunu da şöyle bağlayayım, yine geçmişe dönerken. Düşünün, enflasyondan kurtulduğumuz ve daha şeffaf bir ortama. Bunlar hayal değil. Ve Türkiye'nin büyüklüğünü ve bölgedeki önemini düşündüğümüzde bunlar yapılabilir. Ve borsada hala faizin düştüğü zaman bir de panik alımları da olacaktır eminim. İstikrarın olduğu dönemde, işte dövizde biraz olduğu gibi şu anda. Fakat tabii ki dışarıda ne var derseniz, olumlu yönde Fed faizleri indirme, AB faizleri indirme, Avrupa'da top. Ama burada ne yazık ki geçmiş dönemlerden iki durumumuz var. Bir İsrail Gazze bölgesindeki yaşananlar, bir de Rusya Ukrayna. Bu ikisi Demokles'in kılıcı gibi duruyor orada. Yani buralardaki bir rahatlama hiçbir zaman ummayalım belki, ama en azından bir böyle yola çıkış bizi şey yapacaktır. Bizi daha da coşturacaktır. Çünkü bu yaşanan bu şeyler ardından şu anda bizim hep böyle bir paranoyayla yaşıyoruz. O ekstra bir orada Demokles'in kılıcı gibi duruyor. Ama dünya dengelerini düşündüğümüzde tamamen negatifi düşünerek de bir yatırım yapmanız mümkün değil. Yine dönüp dolaşıyor. Güvenilir, şeffaf, yine sizle bilgi paylaşan, yani daha doğrusu yatırımcıyla paylaşan. Ya bir de yatırımcının niyetini düşünmediği şirketlere yatırım. Hep bunu da ben şey yapıyorum, önemli görüyorum. Bir de piyasada köpüğün de alındığını düşünüyorum Çağlar. Bu köpüğün alınmış olması önemli piyasada. Gerçekten yeniden değerlemenin şartı temele gün sonunda döneceğidir. Yani bütün yapılan bilimsel çalışmalar. Bu tarafta görüyorum. İnşallah bir yıl sonra enflasyon en azından rakamlarını şey yapmayacağız, sorgulamayacağız. Ama şunu da ekleyeyim. Biz sorgulama şuradan kalıyor. Yani tecrübe ön yargıyı getiriyor. Biz tecrübeden dolayı Türkiye'de insanlar o yüzden paranoya yaşamak zorunda, haklılar da. Altını alır, dövizi alır, çünkü geçmiş yaşadıklar. Onu ben şey doğru görüyorum, yani yapacak bir şey yok. Ama güvende, herkeste bir şey varsa, hatası varsa cezasını çektikten sonra toparlar. O yüzden ülkeler açısından da baktığımızda doğru şeyleri yaparken tabii ki birden kredi verilmeyecektir. Ama biz doğru şeylere, bakın şimdi herkes doğru şeyler yapıldığını söylüyor. Yani aslında Sezar'ın hakkı Sezar'a veren bir şeyimiz var. Her ne kadar böyle karmaşa içerisinde birileri çok iyi, birileri de çok kötü dese, yine de sağduyusuyla giden bir büyük bir makina var, bir ülke var ortada. O nedenle de gerçekten de yatırımcı kültürünü de oluştuğunu görüyoruz. BES çok önemli. O nedenle kurumsal yatırımcı bazı çok önemli hale geldi, bilgilendi. O nedenle bir endeks sorusu deyince gerçekten rakamı önümüzdeki günlerde koyacağız. Ama belki son 30 yılın en kritik, yani benim de işte yaşamımdaki en kritik dönemlerden geçiyoruz. Kötüleri biz gördük belki. 94 ve 2001'de en kötülerini, 2008'deki teğet geçti belki, ama şu anda en büyük badireden çıkmanın hazını yaşayacak mıyız benim ömrüm yettiği süre içerisinde? Ben bunun başlangıcını olduğunu düşünüyorum. İnşallah gelecek nesillere de iyi bir de borsa bırakacağımızı ben umuyorum. Gerçekten de borsası olan ülkeler bence kalkınmada da ileriye gidecektir. Ben bunu bütün sanayici ve halka açık olmayan şirketlere de hep bunu söylüyorum. Yeter ki hazır olsunlar ve hesap versinler. Bence en önemli konu hesap verilebilir. Bu konuda da dünya standartlarının üstünde olan şirketler biliyorum Türkiye'de, ama herkes için aynı şeyi söylemesek de herkes eğer uzun vadeli sürdürülebilir bir büyüme istiyorsa öyle ya da böyle iyi günde de kötü günde de data paylaşmalı. Bunu da söyleyeyim. Yani bizim TÜİK'in geçmişte bir arada paylaşmaması şirketler de için geçerli. Şirketler iyi durumda söyleyip kötü zamanlarda da dürüst olmadıkları zaman, yani dürüst demeyeyim de gururlu, bir yabancı yatırımcının bana söylediği lafta, Cemal Türk şirketleri çok gururludur, kötüyü söyleyemezler. Mesela bu anda turizm kötü mü? Bilmiyorum. Ama gururdan söyleyemiyor muyuz? Söyleyince işte şey mi oluyoruz, felaket tellalı mı oluyoruz gibi gibi konular, ama en önemli şey işte şeffaflık bu tip soru işaretlerini ortadan kaldırır diye düşünüyorum.
Şimdi sizi dikkatle dinleyen bir kişi, tahmin ediyorum ki kafasındaki senaryo, biraz önce söylediğiniz gölge olan jeopolitik konular ki sık sık soruyoruz bugünlerde. İkinci yarıda bizde her şey iyi giderken dışarıda işler çok da bizim lehimize ya da dünyanın lehine gitmezse ne olur diye, ama burayı bir kısma bırakırsak, rotasyon, döngü ve köpük alındı Deniz. Bu üçünü biraz açalım mı? Bilhassa biraz daha uzun vadeli kendine portföy oluştururken hisse seçecekler için. Tabii. Şimdi köpük tarafı şuydu. Halka arzlarla birlikte birçok hisse şirkete borsaya girdi ve herkes çok fazla şeyle gitti. Nasıl diyeyim? Alayım katlasın. Bu kurumsal yatırımcı dahi bunu yaptı. Bunun adı yine işte fiyat tespit raporlarını detaylı okumamak ya da işte önemsememek. Bir anda ne önemi var? Zaten 3-4 tavan yapacaktı ve işte rastgele hisse almak. Bunun adı köpüktü. Bu konuda köpük alındı. Rotasyon deyince, rotasyon daha güzel bir şey. Rotasyon şu: siz piyasa belli bir yere kadar aldı makro gelişmeleri. Bu bekleme sürecinde biraz daha korunaklı yerde o beklemeyi yapmak isteyebilirsiniz. Ama diyorsanız %100 eminseniz her şey istikrara kavuşacak, o zaman döngüseller önümüzdeki yılda 2025'te falan alınabilir. Ama onu biraz görerek hareket etmeniz. Yani görmek de, olmasını beklemekten bahsetmiyorum. Öncü. Yani mesela emtia fiyatları Çin baskısıyla hala düşük. Ben oradan şey yapmıyorum. Uzun vadeli atıyorum. İşte demir çelik ya da erdemiri çok iyi noktada görüyorum 3-5 yılda. Ama kısa vadeli baktığım zaman işte emtia tarafında ya da şişe camı, orada ne yapıyorum? Şu anda hala duruyorum. Diyorum ki yine aynı şeyde, daha ilk etapta risklere karşı daha korunaklı ama yine de Türkiye'nin makro istikrarından faydalanacak şirketler. Şu anda bu tarafa doğru. Bankacılıkla başladı bence ilk hareket. Ondan sonra biraz yayılır gibi oldu ama ihracat ve turizmdeki sıkıntı görüldü. Şu anda biz şeydeyiz. Şu anda biz yine Eylül-Ekim'i bekliyoruz ya. Bu süreçte yine korunaklı biraz, iç talepteki daralma, ihracatta gelmeyecek sinyaliyle burada biraz oyalanacağız. Şey olarak tabii ki orada yine hikayesi olan işte Tofaş gibi hisseleri söylüyoruz. Dediğim gibi onun döngüsel ve aslında rotasyon hikayesine belki uymayan ama özellikle özel sebeplerden dolayı ucuz kalmış hisselere doğru hareket edeceğiz. Ve bir süre sonra bu rotasyon döngüselin işareti, yani rotasyon dediğim bu, bankalardı. Bankaların dışında biraz daha hareket etmek lazım şu anda şeklinde bakıyoruz. Şirket spesifik bakıyoruz. Yani hepsi topyekun gitmeyecek şeklinde bakıyoruz. Sonra bu tabii endeksi yine yukarıya çekecektir bu hareketler. Asıl eğer ileriye dönük olarak işte birçok konuda bu, mesela Çin fiyatlar yılbaşından bu yana hala aşağıda. Yani bu toparlanmalar çok kolay olmuyor. O nedenle orada aceleci olmuyoruz. O aceleci olmazken de şunu tespit etmek için: hangi döngüselde daha önce bir yukarı hareket görürüz? Biraz buna bakıyoruz. Hangi döngüsel daha bu badirelerden iyi çıkacak ve yukarıya doğru hareket edecek? Mesela bizim için şu önemli. Şöyle bir örnek vereyim. Biz TL, bir şirket düşünün. 100 TL'lik cirosu var. 70 TL'de maliyeti var. 30'da brüt kârı var. Şu anda biliyor musunuz, yıl sonundan bu yana buna aynı şirketin %30 olan marjı %22'ye inmiş olması lazım. Kurdan dolayı. Yani uç bir senaryo belirledim. Yani bu, neden söyledim bunu? Biz iki defa farklı bir şeyi deniyoruz. Ne yaptık? Kur istikrar, rezervler artırdık. Ama bu arada ihracatçımız, turizmimiz her zamanki şeyi görmedi, kur artışını. Bu verimlilik ihtiyacını doyuracak. Bir de tabii onlara sormak lazım, verimliliği sağlamak ne kadar zor eminim. Ama bu sefer bu zor dönemden çıkan, iyi çıkanlar önümüzdeki dönemde büyümeye geçecek. O nedenle ben biraz rotasyon, oradan geçişte kollayacağız, bakacağız davranışlarına. Çünkü ilk defa tecrübe ediyoruz ne yazık ki. Ne yazık ki mi diyeyim, iyi ki mi diyeyim bilmiyorum ama bu süreç içerisinde hareket etme durumunda kazı. Hatta şunu bile test ediyoruz bu rotasyon içerisinde. Kurlar biraz böyle giderse nasıl bir şeyle karşılaşırız? Yani nasıl bir denge oluşur?
bir süre daha böyle giderse. Ama bunun sonunda yine eğer bunlar suni olmazsa, suni olmasına karşıyız açıkçası. Geçmiş dönemde hem faizler iniyordu hem de suni bir TL değer kazanması. Bu çok korkunçtu. Zaten biz onun bedelini bir süre ödeyeceğiz. Ama bu süreçte en sağlıklı olan, ekstra regülasyon baskısı olmayan taraflarda doğru kayış olacak. Ama döngüsel dediğimde bütün dünyada borsalar belki yukarıda, bizde de toparlanma söz konusu. Ama asıl şeyi ben yeniden şeylerde, emtialardaki hareketle göreceğimizi düşünüyorum. Bunun ön sinyalleri tabii ki yine FED olacaktır ya da işte AB olacaktır. Ama burada unutmayalım, Rusya olayı devam ettiği sürece de emtialar çok rahat ettirmek birçok ekonomi için kolay olmayacaktır. Bu da bir realite. Bu şekilde özetleyebilirim Çağlar. Şimdi Cemal Bey, aslında bir iki dakikamız kaldı ama çok kısa soru. Bu sefer fona yatırım yapanlar için, direkt hisse senedine bulaşmayayım da. Uzun vadede zaten istisnai ara dönemler hariç son 5 yıla baktım tam 10 Temmuz'u baz alarak. Kabaca %1000 gibi bir BIST 100 görüyorum. Altında %861, Eurobond tarafında %700'ler civarı. Döviz sepeti %459. Çocuklarına özellikle yatırım fonu ya da BES biriktirenler, hisse ağırlığını korumalı mı bu dönemde? Ama son 1-1,5 dakikamız. Aynen, bence kesinlikle hala o noktada. Hele şeyle, benim genelde önerdiğim, gerçekten hiçbir alakası olmayan kişi kesinlikle fon, güvendiği fon ama içindeki de rahat hissedeceği, fonun içinde ne var diye, ama bunu sorgulamalılar. Şirkette nasıl sorguluyorsak iyi bir şey, fonu da kimler yönetiyor ve içinde gerçekten ne kadar varlıklar iyi. Gerçekten bu bence önemli. Ha, son bir şey söyleyeyim. Ben bir geleneksel şeyim vardır. Birisinin bebeği olduğu zaman arkadaşlarımdan onlara hisse senedi alırım. Burada öyle kendilerine fonun dışında, eğer bu konulara biraz finansal okuryazarlığı yüksekse, böyle bir sepetle iyi beğendiği, böyle 5-10 yıllık ama şirketin karakterini, davranışlarını, gidişini beğendiği şirketlere de böyle yatırım yapıp daha şirketleri yakından hissetmelerini de tavsiye ederim. Ama kesinlikle ilk etapta hisse ağırlıklı fonları, hele çocuklar için düşünüyorlarsa, ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bugün bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bu keyifli ve dolu dolu sohbeti için ve bugünkü Akıllı Paranın sonuna geliyoruz. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.